Onur, yılbaşında kırmızı don giymeli miyiz? Bak ben bugün de sevdim. Hande! Bence bu sene de bir değişiklik yap. Mor giyin. Mor her zaman para getirir. Öyle söylerler. Birçok yılbaşı gördük ki kırmızı giymenin hiçbir anlamı yok. Bize hiçbir getirisi olmuyor. Bu sene de mor deneyelim. Can abi yılbaşında kırmızı don giymeli mi? Giyilmeli. Ben giyiyorum. Abi ne işe yarıyor? Şans getiriyor. Yılbaşında kırmızı don giyer misin? Tabii ki. Yılbaşında kırmızı don giyer misin? Giyerim kanka. Bence her zaman giymeli. Çünkü... Kırmızı dünyanın en güzel rengi. En seksi rengi. Evet, çok güzel. Sürekli giyin bence. Yılbaşına özel değil yani. Yılbaşında kırmızı don giyilmeli mi? Ben her sene kırmızı don giyiniyorum yılbaşında. Hem doğum günüm hem de yılbaşı şans getirir diye umuyorum. Şimdiye kadar pek bir faydasını görmedim ama adettendir yapıyoruz. Bu sene de donumu ters giyeceğim. Hayır, niye sadece yılbaşında? Kırmızı güzel bir renk. Her zaman kırmızı don giyin. Sadece yılbaşında değil. Dinleyin beni. Yılbaşında kırmızı don giyilmeli mi? Evet. Neden? Ama altına normal kilot giyilmeli. Çünkü araya kaçıyor. Ya tamam, yılbaşında don giymek falan tamam okey de. Ben rengine takıldım. Neden kırmızı? Kırmızının ne özelliği var? Yani mor, pembe, yeşil. Bunlar renkten sayılmıyor mu? Ne yani, kırmızı uğur getiriyor da pembe kısmet mi bağlıyor? Buna öyle bir şey olsaydı zaten kırmızı peygamberliğini ilan ederdi yani. Manitan yılbaşında kırmızı don giy dese giyer misin? Tabii. Sen? Elbette. Evet. Çok aldım ama hiç giymeye fırsatım olmadı.